Ve işte aslan parçaları burada Güray. Nisa bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu? Civciv. Çünkü... Sarışın. O benim civcivim. Tamam Güray. Evet. Bir şey demedim. Hani civciv yani, çünkü o aynen. Benim civcivim. Böyle hareket eder falan, kıpır kıpırdır evde de. Böyle civciv gibi. Oturmaz. Bazen derim, otur artık derim ya. Başım, gözüm karardı derim yani. Ama çok oturmaz. Güray beni gerdin şu anda ya. Verdiğin cevaplar beni gerdin yani. Yani. Ben de gerginim şu. Ben de gerginim İlker Bey. Kritik. Peki, ev ekonomisini kim idare ediyor? Sen denizde olduğun için Nisa mı? Evet, genel olarak... Tutumu mudur? Aynen, ekonomi bakanımızdır. Ama tutum? Tutum kendine tutumlu mu? Değil. Bana tutumlu. Nasıl oluyor iş? Valla kendine... Şimdi evde olduğum zamanlar... Kargocular, biri gidiyor, biri geliyor. Öyle bir durumumuz var. Artık yani kargocularla çay may demleyeceğim. Sabah kahvaltıya buyur abi falan diyeceğim yani. O kadar. Tabii. En çok ne alıyor ki? Çanta. Bluz. Eyvah, çanta da pahalı olur ha. Aynen, çantada pahalı. Biraz sıkıntımız var. Çok enteresandır. Çanta küçüldükçe fiyatı artıyor. Evet. Büyük bir çanta daha ucuz. Gidiyor. Ah şu kadar çanta, evet. Bu kadar para. Peki. Elif bir hayvan olsa hangi hayvan olurdu Uğurcan? Keçi. Keçi çünkü... İnatçı. Evet. İnatçı, çok inatçı. Aşırı inadı var. Ve çok konuşuyor, aşırı. Yani keçi yanında halt yemiş. Keçiler zaten konuşmaz. Konuşuyor, inatçı da var. M'ler. Peki, elinde sihirli bir değnek olsa... inadı dışında değiştirmek isteyeceğim bir özelliği var mı? Komple yenildim. Komple değiştirmek isterdim. En güzel huyu ne? Güzel yemek yapar. Bu bir huy değil, marifet. Yok, marifet değil, huydur onun. Huy yerinde oldu mu güzel yemekler yapar, ondan dolayı. Öyle mi? Evet. Peki. Yoksa aç kalacağım. Borç, Ece bir hayvan olsa... İguana. İguana dedi. İlk defa duyuyorum. Eşini iguanaya benzeten bir erkek. Evde sinek kapıyormuş. İguana çünkü... Gittikçe kızarıyorsun, yani... Sakin. Başına gelecek bir renk değiştirdiğinden dolayı bazen. Kalemun. Bu kalemun değil mi o? Olabilir. Tamam, iguana da bir bu kalemun çeşidi. sen tırtıllara gıcıksın. Aynen. Ya o küçükken başıma gelen bir şey. Çağla toplarken sırtıma düştü. Ondan sonra ona bir alerjim olduğunu hissettim. Ya kabardım bayağı bir. Tabii bunu duyan arkadaşlar sürekli böyle söylüyor. Yapıştırıyor cevabı. Bunu duyan sevimsiz arkadaşlar sürekli tırtıl diyorlar. Pekala. Ece'de en şikayet ettiğin şey ne? En şikayet ettiğim şey cilt bakımı. Her akşam 2 yıldır öpemiyorum. Yani her akşam böyle bir yağsı bir surat. Biliyorum İlker Bey. Öptüğüm zaman bir şey balçık oluşuyor. O yüzden öpmüyorum. Cilt bakımı yapıyor öyle mi? Evet. Peki ne renk o şey? Yani günden güne değişiyor. Bazen beyaz oluyor, bazen parlak, bazen zeytinyağı. Bazen bir tabaka oluşuyor suratında. Peki şikayetin cilt bakımı yaptığı için mi, öpemediğin için mi? İkisi de. Şimdi öpmeyi unuttum. Her zaman öptürmem. Ya elbette yerini tutmaz ama bir hani bir şey arayı açtıysan böyle bir şey yapabilirsin, öpebilirsin yani. Ay sayemde sizi öptü İlker Bey. Hasret böyle bir şey. Duydun musun? Hasret böyle bir şeydi. Öpmeye öpmeyin. Bir de çok mu temizlik yapıyor? Aşırı temizlik yapıyor. Şimdi bunlar İzmirli olduğu için diyorlar. Ne olduğunu bilmiyordum. Tabii o çamaşır suyuymuş. Ya genelde ben
Siyah çorap giyerim ama benim çorapların hepsi kırmızı ya da beyaz. Kendisi çok... Elinde sihirli bir değnek olsa şeyi mi, cilt maskesini mi atarsın yoksa çamaşır suyunu mu? Cilt maskesi. Pis oluyor ya. Ya. Burç. Şapşik. Abi öpemiyorum. Aşkım. Bahadır, elinde sihirli bir değnek olsa başlarda hangi huyunu değiştirirsin? İnatçılığı, dik kafalılığı, tembelliği. Ondan sonra... Huysuzluğu. Sinirini kontrol edemiyor. İnanılmaz derecede kontrol edemiyor. Hani çikolatayı yanlış aldım diye... Evin içerisinde 5-6 tane yumurta atmışlığı var. Sadece suçum çikolatayı yanlış almak. Onun da sebebi şu, anne X marka çikolata alır mısın dedi. Gittim markette X marka yoktu. Ben de muadilini aldım. Ve sadece o yani çikolata kullanılıyordu. Yapabileceği gibi. Eve döndüğümde ben bunu mu istedim senden deyip... her şeyi, bütün yumurtaları yere atmıştı. Bir hayvan olsa... Tembel hayvan, net. Gerçekten mi? Yani net. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.